Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Magosit 365 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Magosit etkin madde olarak magnezyum oksit içerir. Magnezyum mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Hemen hemen beyaz renkte, gri lekeli, yuvarlak tabletler, şeffaf alüminyum folyo blisterleri de sunulmaktadır. Her bir karton kutu 30 tablet içerir. Magosit, magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan belirtilerin giderilmesi, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması, tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, hafif şiddette yüksek tansiyon, kaslarda ani ve aşırı kasılmalar, kaslarda kramp oluşumu, mide bağırsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres, kadın hastalıkları, doğum ve gebelikle ilgili kireçlenme ve kemikleşmeler, şeker hastalığı tedavisi ve bir çeşit baş ağrısı olan migren tedavisinde kullanılır. Magosit tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Magosit'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer magositin içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa, magositi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz. Kalp yetmezliğinde kullanılan dijital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız, heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği veya depresyon hallerinin kontrolü için lityum tedavisi görüyorsanız, orta yaşın üstündeki hastalarda hastalık ve ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Magositin yiyecek ve içecek ile kullanılması, magosit yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir. Magosit tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi magositin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ciddi alerjik reaksiyon, yavaş veya yüzeysel nefes alıp verme, bilinç kaybı, düşük tansiyon, kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt değişiklikleri, depresyon, bulantı, kusma, zihin karışıklığı, ishal, kramp, yorgunluk hissi, zayıflık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Magosit tablet nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde yetişkinler ve ergenler için önerilen günlük doz 1 ya da 2 tablettir. Hamilelikte veya laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1 ya da 2 tablettir. Uygulama yolu ve metodu ise magositi ağız yoluyla kullanınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşından büyük çocuklarda önerilen günlük doz 1 ya da 2 tablettir. Yaşlılarda kullanımı yaşlı popülasyonlarında kullanım üzerine veri bulunmamaktadır. Magosit tabletin saklanması. Magositi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.